Merhaba arkadaşlar. Biraz uzun zaman oldu, bir güncelleme çekeyim dedim. Kanalı da öyle çok boş bırakmak olmaz şimdi, sonuçta o kadar abone var. Gerçi güzel yani, podcastlerimiz çok geçmişe döndüğü zaman bir kişi bakıyorum böyle. Kanala bir daldığı zaman o videodan o videoya atlaya atlaya geziyor. Onu izlenme cetvelinde görebiliyorum. Ama uzun süre oldu. Depremle ilgili çektim, yayınlamadım. Seçimin başından sonuna çektim, yayınlamadım. Kılıçdaroğlu'nun neden aday asla olmaması gerektiğini anlattığım bir seçimden 6 ay önce çektiğim podcast vardı. Çektim, gizliye attım, yayınlamadım. Onu yayınladım. Bir de üstüne geçmiş olsun videosu yayınladım. Bunları da tekrardan sildim. Fark etmişsinizdir zaten. Videoya tıklamışsınızdır. Video gizli de görünür. Bu video gizli diye görünür büyük ihtimalle. Bir süre yayında kaldı. Kaldırmamın sebebi de sinirlerimin bozulması. Yani tekrardan dinledim. Resmen böyle seçim alındı. Altın tepside kurdeleyle ya kazanması imkansız olan kişilere teslim edildi o seçim. Daha üstüne de çok şey yapmak istemiyorum. Valla zaten bu aralar maddi, manevi ve psikolojik olarak tamamen tükenmişlik şeyindeyim. Sendromuna girdim yani. Böyle orta yaş bilmem ne falan değil. Yani böyle bir çöküntü var böyle üzerimde. Onu biraz atmaya çalışıyorum ama işte geleceğe dair kaygılar var önümüzde. Bizim kira 2,5 kat arttı. Ve şunu biliyorum ki birkaç ay sonra yine bir 2-3 kat daha artacak. Kirayı nasıl ödeyeceğim? İşte ne yapmam gerekiyor? Daha kötü bir mahalleye gidip daha kötü bir evde mi oturacağım? Ki buradan kötüsü de nasıl olacak onu da bilmiyorum. Gerçekten çok alt sınıf bir evde ve kötü bir mahallede oturuyorum. Verdiğim parayı kesinlikle hak etmiyor. Yani şunun 10 sene öncesinde buraya oturacak insan bulamazdınız ama şu an burası bile nimet oldu yani. Ekonomik o kadar zor duruma düştük ki. Bunun haricinde bir kanal önerisi yapacağım size. Ben de sardım. Bayağıdır gerçi izliyorum da. 3-4 aydır. Yerli ve Milli Hawking diye bir arkadaş var. Bu arkadaş engelli. Yani hiçbir şekilde vücudunu kullanamıyor. Sadece gözlerini kullanıyor. O göz takip cihazıyla podcast çekiyor. Editler falan yapıyor. Ya inanılmaz işler yapıyor. Hele bir sen de edit yapan biriysen, podcast falan veya bir şeyler kaydedip bunu yüklemişsen daha önceden, ya adamın inanılmaz işler yaptığını göreceksiniz. Mutlaka tavsiye ediyorum. O arkadaşı mutlaka izleyin. Belki sigarayla ilgili bir podcast çekerim. Onun haricinde de gerçekten öyle bu aralar çok öyle havamda değilim yani. Bir şeyler yapasım yok. Havalar da aşırı sıcak. Havalar da bir türlü şey soğumuyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.